Allahu 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 Allah. Evet arkadaşlar, bu dersimizde inşallah kayan yazı efekti nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. İlk olarak araçlar bölümünden Type Tool seçeneğimizi seçiyoruz ve yazımızı yazıyoruz. Kayan yazı nasıl yapılır? Bunu ekstra graphics bölümünden layer deyip tekste tıklayarak da yeni text layer'ı oluşturabiliriz. Birkaç farklı seçeneği var. Ayrıca T tuşuna basarak da yeni layer bu şekilde oluşturabilirsiniz. Kayan yazı şeklinde. Daha sonra yazımızı yazıyoruz. Yazımızı yazdıktan sonra şeridimizi inşallah yapacağız. Şöyle safe margin çizgilerini açayım, güvenli alan çizgilerini, ki yazının güvenli alan dışında kalan kısmını göreyim. Ve bazı monitörlerde de bunu kullanmadığını biliyorum. Aynı şekilde yazımızı açtıktan sonra Essential Graphics bölümünde, ben Windows'un Workspace All panelini kullandığım için Essential Graphics bölümü burada. Siz bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Surface monitörünün olduğu yere taşıyabilirsiniz veya aynı şekilde burada da kalabilir Essential Graphics. Bunun arkasına bir şerit oluşturacağım. Şu şekilde bir şerit oluşturdum. Ortalıyorum. Yazımı ortalıyorum. Daha sonra buradaki kayan yazı nasıl yapılır isimli yazıma hareket veriyorum. Shift 5 kısa yoluyla efekt kontrol paneline geldim. Buradan kayan yazı nasıl yazılır panelimin altından transform seçeneğinde position özelliğine toggle animation seçeneğine basıyorum ve en soluna, en başına gidip, bunun en başına gidip bunu sağ tarafa doğru götürüyorum. Şu an gördüğünüz gibi ekranda hiçbir yazı yok. Daha sonra diğer tarafta gözükmeyecek şekilde bunun position'ını değiştiriyorum ve oynattığımızda görmüş olduğunuz gibi kayan yazı nasıl yapılır yazısı ekranın altından alt şeritle birlikte geçmiş oluyor. Bu şekilde siz burada buraya herhangi istemiş olduğunuz yazıyı da yazabilirsiniz. Kayan yazıyı bu şekilde sağdan sola doğru yazmış olduk. Aynı şekilde yukarıdan aşağı da yapabilirsiniz. Farklı şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunun hızını nasıl ayarlayacağım diye bir soru soracak olursak şu an çok ağır gidiyor. İki animasyon arasını açtığımızda kayan yazı daha ağır hareket eder. İki animasyon arasını kapattığımızda şu şekilde kapatıyorum. Kayan yazı daha hızlı hareket eder. Biraz daha hızlandı gördüğünüz gibi. Bunu biraz daha hızlandırayım. Gördüğünüz gibi kayan yazı hızlı bir şekilde gitmiş oluyor. Bu şekilde kayan yazımızı yapmış oluyoruz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bir diğer derste görüşmek üzere.